WordPress sitelerinde sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan biri tema ve eklentilerin çeviri dil dosyaları. Tema ve eklenti geliştiricileri dil dosyalarını birden fazla dil dosyalarını paket halinde verebiliyor. Yani eklentiyi kurduğunuzda ya da temayı kurduğunuzda içinde çıkabiliyor. Bu kullandığınız dil ise işte Türkçe ise Türkçe'de olabiliyor. Ama çoğu eklenti ve temada Türkçe dil desteği olmuyor arkadaşlar. Bunu manuel olarak sizin yapmanız gerekebiliyor. Eğer kullanacaksanız tabii ki. Hangi dili kullanacaksanız o çeviriyi yapmanız lazım. Çevirdiğiniz zaman bak zaman daha kolay işlemler yapabiliyorsunuz Bu sizi hızlandırıyor artı anlayabiliyorsunuz da yoksa öteki türlü manuel olarak işte Translateler kullanarak bir şekilde çevirip anlayabilirsiniz kullanabilirsiniz ama bize bir kolaylık olarak loco ile bunu sağlayabiliyoruz wordpress kütüphanesinden ücretsiz olarak indirip bunu manuel olarak isterseniz isterseniz de ücretli olarak çeviri dosyasını alıp belli bir zamandan tasarruf sağlayarak daha da hızlandırabilirsiniz işlerinizi şimdi bu videoda ne yapacağım Özellikle de internet sistemden çeviri dosyaları Alan kişiler için özellikle diyeceğim bunu. Bir kolaylık hemen göstereceğim nasıl yapıldığını, nasıl ettirildiğini. Ama almayanlar için de manuel olarak da nasıl yapılacağını göstereceğim. Birçok kaynak var Logo Translate ile ilgili ya da çeviri dosyalı WordPress'te. Eklenti ve temaları nasıl çevireceğinize dair birçok kaynağı YouTube üzerinde de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları da seyredin lütfen. Ne yapıyoruz? Hemen bir WordPress sitesi kuralım. Kurduk zaten, kurdum. Hemen bir işte tema, ilk önce bir tema kuracağız. Temanın Türkçe dil dosyası varsa ona bakacağız. Yoksa biz kendimiz nasıl yaparız ona bakacağız. Bakacağız. Ondan sonra hazır olan benim sattığım çeviri dosyalarını nasıl indirip nasıl WordPress sistemimize kuracağımızı göstereceğim. Hadi geçelim. Ama ne yapıyoruz? Uyarımızı yapalım hemen. Hoş bir WordPress sitemiz var. Bakın şimdi ana sayfası bu şekilde. WordPress'i kurduğunuzda yani ilk kurulum yaptığınızda bu şekilde sizi karşılıyor. Ana sayfası böyle. Kontrol panelinde gene bu şekilde bakın herhangi bir, bir şey yok yani yüklemedim etmedim. Bunlar varsayılan olarak gelen eklentiler. Başka da bir şey. Bir de temalara bakalım hatta. Temada gene varsayılan olarak WordPress kurulumunda gelen temalar var arkadaşlar. İlk kısımda bir tema yükleyeceğim. Ağırlıklı olarak videolarımda çalıştığım Astra temasını yükleyeceğim. Orada bir bakalım Türkçe dil dosyası var mı yok mu diye. Ama önce eklentiyi bir kuralım. Eklentimize geçelim. Eklentiyi kurduktan sonra temayı kuralım. Eklentiler kısmına geliyorum. Yenekle Diyorum. Arama kısmına Loco yazalım. İlk çıkan zaten Loco Translate olarak. Bakın 1 milyon üstünde etkin kurulum var. Hemen kuruluma geçiyorum ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Bakın sol tarafta zaten menüye bu şekilde geldi. Şimdi burada bir püf noktası var arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim size de. Söyleyeyim bu da aklınızda olsun. Ayarlar kısmına gelin. Ayarlar kısmında bakın. Şundan büyük PHP dosyalarını atlansın. Dediğinizde bazı eklenti ve temalarda arkadaşlar 100 kilobaytın üstünde veri olduğu için dosya büyüklüğü olduğu için bunları atlarsanız oradaki çeviri dizinlerini almaz arkadaşlar. O yüzden ilk aşamada bunu yükseltin. Ben normalde 4096 diyorum yani 4MB gibi diyorum. Yani üstünde çok olmaz. Kaydediyorum kapatıyorum. Ama işlemleriniz bittikten sonra tekrar bunu 100 kilobayte düşünün arkadaşlar. Bunu unutmayın. Aklınızda olsun. Şimdi kuruldu. Eklendiğimiz bir temalar kısmına bir bakalım. Bakın WordPress'te gelen yani varsayan olarak gelen temalar burada. Dil dosyaları burada hatta. Hemen şöyle de bir bakalım. Bakın Türkçe dil dosyası otomatikman kurdu. Çünkü Türkçe WordPress'i kurdum ben. O yüzden de buraya geldi. Eklentilere bir bakalım. Eklentilerde bakın Loco eklenti kurduğumuz eklenti. İşte varsayan olarak gelen hello, dolly var, akisment var. Bunların da mesela hemen şuna bir bakalım. Bakın bunun da Türkçe dil dosyası var. Normalde dediğim gibi birçok popüler eklentilerin çoğunda Türkçe dil dosyaları olabiliyor. Kullandığınız dilde genellikle olabiliyor. Ama bazı eklenti ve temalarda olmuyor arkadaşlar. Olsa bile bakın olsa bile şöyle bir şey var. Bu tabii ki varsayılan zamanında yapıldığı için güncellemeniz lazım bazı şeyleri de. Şimdi dizgi olarak 231 diyor. Buna bir bakalım kalıp oluştura şu bakın yeni dil po de kalıp oluştur. Kalıp oluştura bir bakalım basalım ilk önce. Bir kalıbını oluştursun dil dosyaların kalıbı arkadaşlar. Kalıp oluşturuldu diyor. Şimdi Türkçe'ye bir bakalım. Bakın 231 dizge diyor. Eşitle diyelim. Bakalım çıkacak mı? Bakın pot dosyasından alındı diyor. İki kullanılmayan dizge kaldırıldı. Bu zaman zaman arkadaşlar eklentiler güncellendiğinde dil dosyalarında da değişiklikler olabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Yani genellikle eğer sitenizde güncelleme aldıysa eklenti ya da temalarda bunu da yapabilirsiniz zaman zaman ama yedek tabii ki muhakkak bulundurun. Bunu geri de alabilirsiniz tabii ki eğer bir hata olduğunu düşünüyorsanız da şu şekilde geri al dediğinizde bakın 2029lu 231'e tekrar geri geldim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde bunlar aklınızda olsun yapabileceğiniz işlemler. Bunu yaptık şimdi eklent görünüme geliyorum bir tema İşte Astra temasını bir kuralım. Bakın 3 tane varsayılan tema var yeni tema ekle diyorum. Astra zaten ekstralarda sıralarda en fazla kullanılan temalar bunlar arkadaşlar zaten. Başlangıç temaları bunların bazılarında hazır şablonlarda var zaten Astra'da var biliyorsunuz. Merhaba Elementor Astra. Astra'yı bir kuralım ve etkinleştirelim. Astra temasını kurduk. Bakın bazı kısımlar, çoğu kısımlar hatta Türkçe gördüğünüz gibi şöyle bir bakalım. Bazı kısımlarda ama ne yazık ki tabii ki İngilizce. Şimdi Loco Translate'e gelelim. Temalara geliyorum. Sonuçta bir tema kurduk. Astra'yı burada görüyorsunuz. Astra'ya bir tıklayalım. Bakın, Türkçe dil dosyası geldi. 1193 demiş. Şöyle bir girelim bakalım. Bir eşitleyelim bakalım. Bakın, 1193'ten 1940 tane daha dizge eklendi. E ne olacak şimdi? Bunları manuel olarak da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın karşılığı olmayanların zaten burada boşluk. Türkçe çevirisi boşluktur gördüğünüz gibi. Bunu manuel olarak yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Bakın şimdi onu da hemen göstereyim. Bunu aldım. Çevir dedim. Hemen Google'un otomatik translate'i geldi. Belirli sebebi işte yani İngilizcesinden Türkçesine çevirdi. Bunu aldım kopyaladım ve yapıştırdım. Bu şekilde ama kaydetmeyi unutmayın tabii ki. Kaydet diyorum. Denetle diyorum. Eğer bir sıkıntı bir sorun varsa zaten denetlemede burada zaten uyarı olarak çıkacak size arkadaşlar. Herhangi bir şey çıkmadı mesela. Yani çeviri dosyasında bir problem gözükmüyor şu an. Şimdi 1900 tane çevrilmemiş dizge bu baya bir zaman demektir arkadaşlar. E, bununla baya bir uğraşmanız lazım. Şimdi otomatik çeviri eklentisi de var WordPress'te. Onu da hemen göstereyim. Yeni eklenti ekle diyorum, Buraya gene Loco yazacağım. Otomatik Translate eklentisi Loco Translate için. Şimdi bununla da çeviri yapabilirsiniz. Ben bunu bayağı bir süre kullandım arkadaşlar. İşimi gördü mü? Evet. Yani bir kısmın olarak gördü ama ne yazık ki çok randımanlı bir çeviri alamadım ücretsiz sürümünde. Ücretli sürümde var mıdır bilemiyorum tabii ki. Etkinleştir diyelim. Onu da bir deneyelim hatta. Eklenti kuruldu, hemen geldi. Şimdi Loco'ya tekrar geliyorum temalara geldim. Astra'ya geldim yine. Hemen bir girelim şöyle. Bakın eklenti dokunun için zaten doku translate için bir eklenti uzantı bu. Buraya bastığınızda burada sizi böyle bir şey karşılıyor. Yani eğer ücretli bir Google Translate apiniz varsa işte ChatGPT ya da DPL apiniz varsa üyeliğiniz varsa, aboneniz varsa bu şekilde kullanabiliyorsunuz ama tabii ki bunu bir ücretli almanız lazım. Otomatik çeviri eklentisine de ücret vermeniz lazım otomatikman. Ücretsiz olarak da Yandex, Yandex'ten çeviri yapılabiliyor. Yani ücretsiz bunu kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben çok randıman alamadım. Başlangıçta kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Kullanırsınız. Çevirebildiğiniz kadar çevirin. Hatta Hatta deneyelim. Bakın burada ne diyor? işte zaten burada da size söylüyor. Yeteri bütün çevirilerde öyledir zaten. Baktığınız zaman %100 doğruluk payı vermez. Çeviri kısmında en fazla doğruluğa yakın olan şu ana kadar yani dil çevirilerinde Dipel biraz daha yakın. Yani başarı oranı daha yüksek bana sorarsanız. Çünkü bayağıdır kullanıyorum ben de. Poedit Pro programıyla DeepL ile çeviriyorum ben de. O yüzden de yapacak bir şey yok. Yani çevir diyelim. Bakalım ne olacak. Tabii bu biraz uzun sürebilir. 1900 tane dizge hepsini çevirecek bir göreceğiz şimdi. Ya burada hemen bir ara verelim. Çeviri tamamlandı. 1931 tane. Şurada gördüğünüz gibi bakın sağ altta ya da sağ üstte translation. Buna bastığınızda var olan çevirinin üzerine yazılsın. Yeni çeviriler bilinçsiz olarak işaretlensin. Bir kontrol amaçlı bunu bence işaretleyin. Bana sorarsanız işaretleyin. Ondan sonra da start diyelim. Yani başlasın. Evet çeviriyi bitirdi. Bakın şimdi bir uyarı verdi mesela. Burada diyor ki uymuyor diyor. Yani neden uymuyor? Büyük ihtimal bakın kodlarda işte genellikle yaşadığım sıkıntı bu oldu arkadaşlar. Otomatik translate çevirilerinde yaşadığım sıkıntı. Ha, normal ücretlilerde yaşamıyorum. Tabii ki yaşıyorum ama ben onları düzeltiyorum bir şekilde tabii ki. Tekrar kontrollerini yapıyorum. Ya da eklenti ya da temayı kullandığımda zaten karşıma çıkıyor o hata. Hemen mesela bunu bu şekilde şuradaki şeyler eksik gördüğünüz gibi. S yaptım. Buraya da bir S'ye ekleyelim. Bakın düzeldi. Şimdi denetle dediğimde 19 tane çevrilmemiş gözüküyor. Hata bulunamadı diyor. Kaydet diyorum. 19 tane çevrilmemiş. Niye çevrilmemiş? Şunları çevirmemiş mesela. Bunlar çevrilmemiş. Bu şekilde de mesela çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kontrol etme amacıyla olanlar bu şekilde. Bakın gene Türkçe'de bunlar gene çalışır. Çalışıyor ama işaretle dediğim için çevirileri kontrol amaçlı dedim ya. O yüzden bu şekilde sarı renkte görebilirsiniz ama bir sıkıntı yok normalde. Sonuçta gene çalışıyor bunlar. Bunları da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Bakın hiçbiri yarışa saygı duymak. Şöyle bir boşluk bırakıp tekrar getirdiğinizde geriye kaydettirdiğinizde normale döner. Onu da söylemiş olayım. 19 tane çevrili var. Çevrilmemiş var. Bunları da çevireceksiniz. Bu şekilde çeviri yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu temalarda eklentilerde de aynı mantık işliyor aslında arkadaşlar. Yani eklentide de bu şekilde gene yapabilirsiniz. Otomatik çevirebilirsiniz. Böyle temayı da çevirebilirsiniz. Ama şurada hemen bir şey değineceğim. Genel de bu bana soruluyor. Yani e post üzerinden ya da YouTube'dan, sosyal medyadan soruluyor. Çeviri dosyaları sitenizi komple çevirmez arkadaşlar. Bakın mesela bir ücretli bir yerden tema ya da eklenti aldınız. Bu kalkıp da aldığınız eklenti tema dil dosyasını çevirdiğiniz zaman komple çevrilmez. Eklenti neyi kullanıyorsa, hangi kelimeleri kullanıyorsa, dil dosyasında geliştirici neleri eklediyse onların çevirisini yapabilirsiniz. Temalı içinde de aynıdır. Temada kullanılan bazı kısımlar mesela önceki ve sonraki blok yazılarında mesela geçiş yaparken işte ne bileyim bir başka farklı devamını oku falan bunlar varsa temanın içinde onları çevirir. Ama onun haricinde ana sayfada ya da iletişim sayfasında hakkımızda olan kısımlardaki metinleri çevirmez arkadaşlar. Bu onun için değildir. Onları siz manuel kendiniz çevirilerini yapacaksınız. Onu söyleyeyim. Bu şekilde yapabilirdik. Evet yaptık. Bir de ben kendi sistemden mesela hazır olarak verdiğim, paylaştığım çeviri dosyaları. Onlar var. Ona bir geçiş yapalım şimdi. Onu göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi geldik tekrar temalara geldim Astra. Ola ki herhangi bir tema farklı bir şey olabilir bu. Farklı bir eklenti de olabilir. Bunu sildim. Bakın kalıcı olarak sildim. Geliştiricinin hangi dilde yaptıysa genellikle İngilizce oluyor zaten ağırlıklı olarak ama İngilizce diline döndü yani. Bakın. E ne yapacağım şimdi? İnternet sayfamızda geldik. Nerede bizim internet sayfamız? Aynen. Bu şekilde geldi. Hemen örnek olarak veriyorum tabii ki bunu. Astra, Astra teması. Burada ben hazırladığım için hazır zaten çeviri dosyası. Burada da zaten belirtiyorum. Bakın arkadaşlar gene sorulan sorulardan biri. Hocam işte ya da ben bunu alırsam e, komple site Türkçe çevrilir mi? Bu bir çeviri dil dosyası arkadaşlar. Dediğim gibi dizide eğer ne gerekiyorsa onları çevir. Komple sitenizi çevirmez. Hiçbir şey. Yani eklenti ve temalar öyle bir şey değil yani. Bu çeviriler. Çeviri dil dosyaları. Buradan eklenti ya da temanızı buldunuz. Sepete ekle diyebilirim. Sepete geçebilirim. Buradan da aldığınız zaman işte ödeme sayfasına git dediğinizde. Şimdi bende zaten halihazırda çeviri dil dosyası var. Ben bunu internet sistemden aldım ya da kendim çevirdim yedeklemiştim bilgisayarımda işte duruyor. Bunu ne yapacağım? Nasıl yükleyebilirim? Po yükle. Eskiden mesela logo translate olmadan önce bize bu baya bir kolaylık sağladı. FTP üzerinden yüklememiz gerekiyordu dil dosyalarını. Şimdi Logo üzerinden çok rahat bir şekilde bakın. Po yükle diyorum. Burada gene bir not açıyorum. Deep note arkadaşlar. Burada mesela şu alan çok aslında önemli bir alan. Bazı eklenti ve temalar arkadaşlar dil dosyaları dosya yolu seçiyor. Onu söyleyeyim. Nasıl dosya yolu seçiyor? Şimdi konum seçiyor. Başta ama başlangıçta ilk önce loko üzerinden loko klasörüne yüklenmesini tercih edin. Bakın eklenti ve tema gerçekten de çevriliyor mu? Ona bir bakın. Eğer loko da loko klasöründeyken çevirmiyorsa bunu sisteme ya da geliştirici kısmına yani diğer dediğimiz bakın diğer dediğimiz yer şurası sistem geliştiricinin tavsiye ettiği yani kendi eklenti ya da tema klasöründeki dil klasörü burası. Önce ama loko ledinin. Neden loko? Eğer sitenizde eklenti ve tema siz bunu yüklediniz. Çeviri dil dosyasını yüklediniz. Sitenizde çevirdiniz ettiniz ya da yüklemediniz. Kendiniz çevirdiniz yani hazırladınız. Geliştiricinin sayfasına e, klasörüne yani şu kısma yüklediğinizde bakın şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz birincisi. Eklenti ya da tema güncelleme aldığında silinebilir. Kaybedebilirsiniz. Birincisi o. Değişebilir. Tekrar üstüne yazılabilir. Bunlar sıkıntı yaratabilir siz arkadaşlar. O yüzden tercihim en başta size söyleyeceğim local klasöründe denemeniz. Sonra sistemi almanın sistemde de belki biraz sıkıntı olabilir ama her halükarda zaten çeviri dosyanızın yediğini bulundurun arkadaşlar. Muhakkak bulundurun. Bilgisayarınızda ya da işte Google Drive'da olur bir yerde depolama alanında tutun yani. Sırf bilgisayarda hostinginizde kalmasın dosya. DOKO'ya aldık. Bakın dosya seç diyor. Ben de şimdi hemen Astra'nın dosyasını buraya alacağım. Po dosyası arkadaşlar. Po dosyasını alıyorum. Yükle diyorum. Bakın yükledim. 1280. Benim çeviri dosyam da şu an eksik. Baktığınız zaman kaç çıkmıştı? Bayağı çıkmıştı çünkü değil mi? 3000 miydi? Eşitle diyorum. 3133 dizgi arkadaşlar. Bakın 3133 dizge 1871 tane çevrilmemiş. Kaydediyorum. Yani çevrilmemiş alanlar burada. Tabii ben bunu güncelleyeceğim sonuçta. Güncellenecek. Ondan sonra tekrar siteye yüklenecek. Bu şekilde çevirilerinizi yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ola ki örnek olarak başka bir şey yapalım şimdi. Herhangi bir şöyle gene Astra'ya gelelim. Gene bunu silelim. Eklenti ya da temayı kurdunuz. Herhangi bir şey yok. Dil dosyası yok. Geliştiricinin kendisinin de dil dosyası yok. Bakın. Yani oraya bir şey yüklememiş. Orijinal kaynak dosyadan çekiyor dizeleri. Ama burada herhangi bir şey görmüyorsunuz. Kurdunuz. Herhangi bir şey görmediniz. E önce gene kalıbı düzenlediğin. Kalıbı düzenledi. Gerçi gene aynı çıkacak şu an. Pardon. Bir yeni dizge eklendi. 245 kullanılmayan dizge kaldırıldı diyor. Kaydet diyelim. Tekrar Astra'ya gelelim. Bunu kapatalım ya. Burada ne kadar büyük reklam. Astra geldim bakın herhangi bir şey yok yeni dil diyorum burada hangi dili kullanacaksak bakın. Oradan seçebilirsiniz. Türkçe'yi seçtim. Önce Loko'ya kursun. Bu şekilde aslında Türkçe'ye çevir... Yani hangi dile çevireceğiniz dil dosyasını oluşturdunuz aslında. Biz Türkçe tabii ki çeviriyoruz ama... Türkçe'ye çevireceğim dil boş ama şu an mesela. Gene bu şekilde baştan ya anlattığım şekilde... Otomatik translate yapabilirsiniz. Manuel yapabilirsiniz. Gene böyle bunları kopyalayıp tek tek translate ile... işte DPL ile yapabilirsiniz. Google translate ile yapabilirsiniz. Herhangi bir çeviri programı ile yapabilirsiniz. Bunları kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ya da yapılmış olan çeviri dosyasını da yükleyip kullanabilirsiniz. Başka yani lokot loko, loko da söyleyeceğim. Burada çeşitli sekmeler var tabii ki. Bunları çok girmeyeceğim. Bakın bu zaten kaynak. Gördüğünüz gibi yani şurada şu kısımlardan kullanılan kelimeleri çekiyor arkadaşlar. Dizgeleri çekiyor. Dosya bilgileri var. Geri yükle var. Konumu değiştirme var. Bir de silme var mesela. Bu şekilde. Loco de aklıma gelen bunlar açıkçası. Biliyorum çoğu arkadaşımızın yaşadığı sıkıntılardan biri. Loco yani Loco derken çeviri dosyalarını ama Loco Translate'de bunu baya bir kolaylaştırıyoruz. Sponsorum sponsoru da değilim aslında ama benim hemen hemen her sistemde kullandığım bir eklentidir bu. Güzel hoşuma gidiyor çalışması. Bir de kolaylı baya işimizi kolaylaştırdı. Herhangi bir kelimeyi mesela işte dizgede sitede aktifken karşıma çıktığı zaman mesela hemen müdahale edebiliyorum ya da kurduğum eklentide işte bakıyorum deniyorum. Anlam olarak dizgi olarak, anlam olarak farklıysa onları değiştirebiliyorum. Hızlıca logo üzerinden değiştirebiliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çeviriyle ilgili arkadaşlar birkaç tane videom var. Onları koyacağım zaten. Burada görebilirsiniz. Onları da seyredin bence. Eklentiler de var. Bir süre önce hatta baya bir süre önce de yaptığım bir video var. Onu da tavsiye ederim. Seyredin. Yine bir fikriniz olsun. Buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.